Atölyem benim sırça köşküm. Her sabah ilk kahvemi burada içmek, ilk müziğimi burada dinlemek, beni güzel güne başlatan iki unsur. 150 yıl önce burada bir Arnavut aile yaşamış. Çok büyük bir aile. Burası 3 katlı bir mekan. 3 katını da dolu dolu kullanıyorum. Bana da tanıklık etti bu bina. Bana gelen insanlarıma çok şey yaşandı ve yaşanmakta. O yüzden sırça köşküm. Hem herkesin çok kolay ulaştığı hem de ulaşılmaz köşküm. Ören'de doğdum, büyüdüm. Deniz kenarında yani. Babam öğretmendi. Annem bana bakardı. Çocukluğumun çok güzel geçmesini sağladılar. Onlardan alabileceğim sevgiyi aldığıma inanıyorum. Onların da verdiğine inanıyorum. Çocukluğum doğada geçti. Doğada, doğalın en içinde geçti. Pencere içinde büyümedim. Deniz kenarında, ormanın içinde. Hatta evimiz gerçekten ormanın içindeydi o zamanlar. Sonraları sanat hayatımda beni besleyeceğini hiç düşünmediğim o yaşantıyı 6, 7, 8 yaşında öylesine doğal, öylesine güzel yaşamışım ki şükran borçluyum o günlerime. Seramik sanatıyla tanışmam aslında gayet vukuatlı bir başlangıç oldu. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'nda okudum. Ve aynı isimle açılan hastanede kroner yoğun bakımda çalışıyordum. Yani kurulu bir düzenim, bir işim vardı, düzenli bir işim vardı. O izlediğim sergiler beni çok tatlı zehirledi. Ve ben kendimi Mimar Sinan Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde buldum. Seramik 10 bin sene evvel başka bir şeydi. Şu an benim için başka bir şey. O zamanlar zeytinyağı taşımak için, şarap taşımak için küpler, kapkacaklar yapıldı, kaplar yapıldı. Şu anda benim duygularımı geçirebileceğim, yansıtabileceğim bir malzeme gözüyle bakıyorum. Yani aslında üretiminde sınır tanımadığım bir alan, seramik. Bununla endüstriyel üretimler de yapılabilir. Gayet sanatsal, gayet fikirlere hizmet eden, gayet kavramsal üretimler de yapılabilir. Malzemenin sınırı yok yani. Siz nasıl kullanmak isterseniz. Aslında malzememle ben kendimi inşa ediyorum. Onu doğal akışına bırakmıyorum. Yani önümdeki çamur kütlesi şuna benzedi, buna benzedi. Biraz da şuradan, sağdan, soldan çekiştirirsem şuna benzer gibi bir işe başlangıcım hiç olmadı. Her zaman kendi arzularım, hedeflerim, isteklerim, kurgularım vardı. O bana yardım etti. Kendimi inşama yardım etti. Uçan Ağırlık benim imzam niteliğindeki ilk işimdir. Bunu düşünürken geçirdiğim süre çok sıkıntılı bir dönemdi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nden aldıklarımı, öğrendiklerimi nereye koyabileceğimi bilmediğim bir dönemden geçiyordum. Ve kendimi gayet atalet içinde hissediyordum. Tıpkı bir terazi ağırlığının gövdesi gibi. Ağır, atıl, atalet içinde. Kanatları iliştirdiğimde evet, hafifledi ve kendime geldim. O haftalar TRT'nin bir yarışmalı sergisi vardı. O yarışmalı sergide acaba bu iş yer alabilir mi diye düşünürken TRT bunu aldı, Oran sitesindeki müzesine koydu. Bir para ödülü verdi. Bu benim en büyük motivasyonumdur hayattaki. Minnet duyarım her zaman o güne, o olaya. Uçan Ağırlığı ürettikten sonra ilk önce evimden bir atölyenin kapısını açmak üzere çıkmış bulundum. Üretimlerim hızla artmaya başladı.
gelen ziyaretçilerim, iş istekleri, siparişler, benim kendim için ürettiklerim, katıldığım sergiler, yaptığım kişisel sergi, hepsi birbirini takip etti. Ve çok hareketli zamanlar başladı aslında. Ben hepsini uçan ağırlığa borçluyum. Küçük ebatlardaki uçan ağırlık heykelimi 1996'da üretmeye başlamıştım. Aslında her ikisini de orijinal piyasadaki modellerinden kalıp alarak üretiyorum. Önce alçı kalıp hazırlıyorum. Sonra döküm çamuruyla alçı kalıplardan ürünü elde ediyorum. Orijinal modellerinden kalıp alarak üretsem de fırına girdiğinde 1050 dereceyi gördüğünde çamurum küçülmeye uğradığı için orijinal ebadında değiller. Bu sene ilk defa 96'dan bu yana kullandığım kalıplarımı imha ettim. Çünkü artık daha büyük kanatlara ihtiyacım var ve öyle hissediyorum. Daha kabartılmış tüylerle o büyük gövdeyi daha taşıyabilir kanatlarla varlık göstermelerini arzu ediyorum. Malzemeyi her zaman zorladım. Bütün denemeleri yaptım. Fırında pişirmediğim organik malzeme kalmadı diyebilirim. Hangisi kaç derecede yandı, küle dönüştü, yok oldu, buharlaştı. Hepsinin bilgisi var şu an bende. Sınır zorlamayı sevdim çamurda. Formlarda da aslında bunu denedim ben. Evirme çevirme oyunları oynadım formda. İronik olarak yaklaştım. Anlamları evirdim çevirdim, takla attırdım. Anlamları büyüttükçe aslında benim dünyam zenginleşti, benim dünyam büyüdü. Başka malzemeler de kullandım. Seramikle beraber kullandım. Tabii seramik gibi fırına yüksek dereceye sokabildiğim malzeme yok. Hemen hemen yok. Bu bir sorun. Fırına konmaması gerekmesine rağmen ben yine de birçok demir cinsini de fırında denedim. Üretimlerimde deneme yapmaktan hiç çekinmiyorum. Malzemenin sınırlarını daha da zorlamayı seviyorum. Zaten geniş, ben absürt malzemelerle onu daha rahatlatma, renklendirme, canlandırma peşindeyim. Bunlar beni heyecanlandıran unsurlar. Fırınıma zarar verecek başka malzemeleri fırına koymaktan kendimi alamıyorum. Zarar vereceğini bile bile. Bu denemeleri yapmak zorundayım. Sonucunu görmek zorundayım. Malzeme seçimimde çok kendime bırakmıyorum. Ürettiğim işe bırakıyorum. O kendisi söylüyor ne istediğini, ne renk istediğini, hangi çamuru istediğini, ne renk çamur istediğini. Her şeyi işin kendisi söylüyor zaten. Aslında benim iki yarım var. Bir yanım seramiği işlevsel olarak kullanmak, üretmek. Diğer yanım keyfinin kahyasına göre hareket eden bir sancambaz. Birisinde benim içimin ihtiyaçları var, ruhumun ihtiyaçları var. Diğerinde de üzerine ufak tefek yorumlarla duygularımı sıçrattığım endüstriyel üretimlerim var. Evet, iki yarım var ama birisi diğerine baskın. Artistik üretimlerimden hoşlanıyorum. Çünkü bunlar benim içimdeki enerjiyle çıkabilen, bana ait yetilerle çıkabilen üretimler. Orada hislerimi tam çalıştırıyorum. Kendi içimden geçenleri keşfim benim yolum aslında. Bunları keşfederken bir tuğla daha üstüne koyuyorum. Bir tuğla daha, bir tuğla daha. Ve yaş ilerledikçe hoşuma giden güzelliklere ulaşıyorum. Endüstriyel ve geleneksel diyebileceğimiz anlamdaki üretimlerimde de evet yine fikrim var. Sağlam fikirlerim var. Keşiflerim var. Ama diğer alanda, artistik alanda benim en mahrem duygularımı ortaya çıkarttığım biricik işler var. Yani bir işten 10.000 tane yok. O biricik. Bütün enerjimi o biricikliğin üzerine vermişim.
Kırmızı biberli ayakkabılar ve kırmızı biberli elbise eş zamanlı iki işimdir. Hatta uçan ağırlıklarla aynı tarihte çıktı. Bunlar aynı sıkıntılı dönemin üç işidir. Bunların isimleri de var. Mesela bir de benim ayakkabılarımla yürümeyi dene dediğimde ismi olduğunda bambaşka bir varlık gösteriyorlar. 100 çift yaptım. Maçka Demokrasi Parkı'nın içindeki Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin galerisinin ilk açılışında sergiledim. 9 kişilik bir karma sergi düzenlemiştik. O sergide galerinin bir kısmını benim enstalasyonuma ayırdık. Duvarda metni vardı. Bunları neden yaptım? Nasıl bir dönemde yaptım? Başımdan neler geçti? Ne hissettiğim? Tavandan yere kadar uzanan iri harflerle kendimi anlattım ve izleyiciye doğru perspektifi büyüyen bir şekilde ayakkabıları sergiledim. Ayakkabıların hemen arkasından kırmızı biberli elbise geldi. Elbiseyi 3 defa yaptım. Üçünde de bir şeyler değişerek ilerledi. Tunus, Fransa ve Bahreyn olmak üzere 3 farklı yerde, hala oralardalar. Farklı mekanlara girebilmesinden dolayı gayet mutluyum. Dördüncüyü yapmayı düşünmüyorum. Bu onların biricikliklerine haksızlık olur. Bir de benim ayakkabılarımla yürü ismini verdiğim kırmızı biberli ayakkabılar her zaman ürettiğim artworklarımdan. Kadın kırılganlığına, hassasiyetlerine gönderme yaptım acı kırmızı biberler ile. Yaptığım şey aslında tam olarak incelik sınırını zorlamaktı. Bir tenekeyi andırır incelikte. Bazen 1 milim, bazen 2 milim çamur kullanıyorum. Toplam kalınlık bu yani. Yani seramikte en ince ürünler bile 6 milim, 7 milimden oluşurken 1 milim kalınlığında ayakkabı heykelleri üretiyorum. Anlamıyla doğru orantılı olduğu için istediğimi başarmış durumdayım. Kadın kırılganlığı diyorum ve çok ince çamur kullanıyorum. Kendi ayak ölçülerimde üretiyorum her zaman bunları. 37 numara. Elbise heykellerde de yaklaşık 350-400 kadar kırmızı biber kullandım. İçlerinde görünmeyecek şekilde metal iskeletleri var. İkisi heykel, birisi işlevsel heykel pozisyonunda. İçinden LED aydınlatma geçiyor ve mekanı aydınlatma özelliği var. Dördüncüsü olmayacak ama ayakkabıları üretmeye devam edeceğim. Onlar da çünkü benim imzam niteliğinde. Üretimlerimde beni en besleyen şey, en üst sırada duran şey müzik. Eğer yalnızsam camları kıracak kadar yüksek volüm müzik dinleyebilirim. Her cins müzikle ilgileniyorum. Orta Doğu'nun müzikleriyle, hatta şu geç yaşımda deep house, elektronik müziklerle bile ilgileniyorum. Hepsinin bana kattığı bir şeyler var. İkinci olarak da bana gelen insanlarımın beni besleyişinden söz edebilirim. Sırça köşkümden hiç dışarıya çıkmadan gelen insanlarımın anlattığı hikayelerle besleniyorum. Bu hikayelerin içinde her duygu var aslında. Öfke bile var, sevgi var, ilişkiler var, bakışlar var. Hepsi var. Zaten de ilgilendiğim en ana malzeme, konu, duygular, hisler. Birçoğumuz duygularımızı, hisleri, bizi tanımlamakta çok zorlanıyoruz. Gayet doğal bu, böyle bir eğitim almadık çünkü. Tanjantları, kotanjantları öğrendik ama hislerimizi asla öğrenemedik. Hislerimizi birbirimize geçirmek, anlatmak, tanımlamak için ortak bir dil de geliştiremedik. O nedenle duygular benim baş malzemem diyebilirim. Sonuç olarak beslendiğim unsurlar, müzik, hikayeler, duygular. Aslında etkilenebileceğim çok fazla alan ve isim var. Seramik sanatında süs değil, his ile ilgilenenler beni etkiler. Müzikte
Feyruz'un bir hikayesini her zaman, her gün kendime hatırlatırım. Radyosu yok ve komşusundaki radyo sesini duyabilmek için binanın, evinin penceresinden bayağı sarkarmış aşağıya doğru. Van Gogh'un hastalanacak kadar adanmışlığından çok etkilenirim. Bu duruştan etkilenirim. Böyle çok fazla isim var aslında. Etkilenebileceğim, beslenebileceğim. Hepsi evet hikaye, biyografi, duruş, tutkuları, işlerine tutkuyla yaklaşmaları, istekle yaklaşmaları. Sırlı çekmeceler çok yakın tarih üretimimdir. Seramikte kullandığımız sırların İngilizce karşılığının secret olmasıyla ilgilendim. Bunu bir ev mobilyası olarak düşündüm ve evde saklamak isteyebileceğiniz, kendinize ait secret olanları koyabileceğiniz çekmecelere dönüştürdüm. Her biri renkli, gizemli çekmeceler ve mobilya şeklinde. Bir ev heykeli. Sırlı çekmecelerim 36 adet alçı tekniğiyle şekillendirdiğim kutucuklardan ve demir iskeletten oluşuyor. Bir mobilya niteliğinde aslında. Kreaton çamurla ürettim. 1050 derecede pişirdim. Sır aşamasında da ana renkleri sırladıktan sonra ara renk bulmak için onları birbiriyle karıştırdım. Bazıları tesadüfi renkler yani. Ne çıkacağını tam bilmeden sürüp tesadüf elde ettiğim renkler. Sonuçta böyle bir eser ortaya çıktı. Seramik sanatının çağdaş sanat içinde bir yeri olduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum. Çağdaş sanatın malzemesi kavramlar. Kavramlar zaten hepimizde olması gereken ve bilmemiz gereken unsurlar. Bunu ressam da bilmeli, seramik sanatçısı da bilmeli. Aslında sanatla alakası olmayanlar da kavram tanımalı. Maalesef bunun da eğitimini almıyoruz. Kavram kadar önemli bir şey yok bence de. Kavramını seramik malzemeye geçirebilen, evet başarılıdır. Zor bir yol çünkü. Kavram karşılığını bazen sembolik olarak seramikte alabilir. Sembol kullanabilir sanatçı. Ama birebir vermede büyük bir zorluk var. Sanatçının diline bağlı. O dili geliştirmişse eğer, neyi nasıl vermek istiyorsa verecektir. Çağdaş sanattan kopuk ayrı bir yere koyamayacağım o yüzden. Bunu başaran var. Başarılmaması için çok engel yok. Ama bir handikap var. Malzemenin doğası gereği seramik üreten bütün aşamalarla baş etmek zorunda. Ve bunları yaparken de çok fazla atölyesini terk edemez. Çok sık telefona bakamaz. Kapı ziline bakamayabilir, işini elinden bırakamayabilir. Çok aşamalılıktan dolayı bunlar. Ve çamurun normal hava şartlarıyla karşılaştığındaki reaksiyonuyla da değişebilir durumlar. Çamur ani kuruma istemez, çok fazla su istemez. Eğer vakum bir çamurla bir üretim gerçekleştiriyorsam. Bütün bu dış etkiler ve malzemenin doğası bazen handikap ama içine de kendimizi atmamız gereken güzel bir alan. Şu anda var olan çağdaş sanatın çok keskin bir tanımı da yok. O yüzden seramik sanatını çağdaş sanatın içine sokabilir miyiz, sokamaz mıyız gibi bir yerde durmayacağım bile. Evet inancım var. Kavramlarla ilgilendiğimiz sürece seramik de sanat, çağdaş sanat, çağcıl sanat. Ama çağdaş sanatın onu oluşturan altyapı nedir? Bunun tanımı nedir? Böyle bir şey olmadığı için evet herkes ihtiyacı doğrultusunda, yetileri, yetenekleri doğrultusunda üretmeye devam etsin. Tarih onları koyacaktır yerli yerine, çekmecelerine.
Sanatın kuralları tanımlandı mı ki? Sanat iktidarı neyi, nerede, ne istiyor? Böyle bir tanımlamaya biz tanık mıyız ki? O yüzden seramik sanatı da uygulayıcıları tarafından dilendiği gibi uygulansın. Çağdaş sanatın içinde yer almıyor çünkü seramik kırılgandır, resim gibi kolay el değiştiremez gibi bir yaklaşıma, bir mantığa karşıyım. Çok da hoşlanmıyorum bu cümleden. Hem klişe bir bahane geliyor bana. Evet, kırılgansa kırılgan olmayan hale getirilsin. Bunun için uğraşsın herkes. Kırılgansa pamuklar içine sarılsın, sergilensin, bir şeyler yapılsın. Ama yani bir bahane gibi çağdaş sanatta olmaz, yeri yok. Bunun tamamen karşısındayım. Ve o kadar sınırsız bir kullanıma sahip ki bu malzeme. Bu sınırsızlığın içinde kafalar karışmış da olabilir aslında. Yani bir yandan kahve içtiğiniz bardağınız da bu malzemeyle üretiliyor. Dua eden ellerimin heykelini de bununla yapıyorum. Yürüdüğümüz yerlerde de çamurdan karolarımız var. Duvarda da, mobilyada da, her şeyde var. Sınırsızlığı kafa karıştırıyor olabilir. Ama çağdaş sanatın içinde yer alamaz gibi bir cümlem asla yok. Olacak isimli sergimde kalbimi izleyenlere açtım. Tüm duygularımı izleyenlere açtım. Bugün aşkı yitiriyor olabiliriz. Yarın tekrar hatırlayacak olabiliriz. En has duygu aşk, her zaman olmalı, olacak dedim. Sergimde bunları anlattım. Bu sergi için en büyük arayışım yine müzik konusunda oldu. Çok zorlandım. Tam karar verdiğim noktada beni daha fazla etkileyen bir müzikle karşılaşıp yine vazgeçiyordum ama en sonunda Rahim Alhaj'da karar kıldım. Kendisi Iraklı bir sanatçı, Amerika'da yaşıyor, oraya göçenlerden. Hikayesi de enteresan. Irak Savaşı sırasında 7 yaşındaki bir çocuğun Amerika'daki bir kuruma yazdığı mektup eline geçiyor Rahim Alhaj'ın ve o mektupta bir soru var mektubun sonunda. Sizin hiç evinizin çatısı başınıza yıkıldı mı? Ben o ana kadar Rahim Alhaj'ın sergimde kullandığım müziğini çalışırken dinliyordum ve görmüyordum görüntüsünü. Bir hafta kadar hiç ara vermeden dinledim. Sonra ekrana bakarak dinlediğimde Rahim Alhaj'ın gözyaşı döktüğünü gördüm. Sonraki günler ben de onunla beraber gözyaşı döktüm ama beni en fazla etkileyen müzik buydu. Sergimde bu müziği kullandım. Işık arayışım vardı uzun süre. Bunun için spiritüel konulara baktım ve kalp için kullandığım kırmızı ışık gayet ihtiraslı, tutkulu, çok şiddetli iken bunu bir nebze dindirebilecek, normalleştirebilecek, daha sükunetli hale getirebilecek mavi ışığı da kullandım. Mavi ışık da gökyüzünü temsilen ellerimin yakardığı ışık oldu. Bir çemberin altında ellerimi sergiledim. Onlar toprağa tohum gömer gibi dua ederken isteklerini gökyüzüne doğru sıraladılar. Kırmızı en ince iplerle bir tel fonun üzerine ve yaklaşık 4 metre boyunda tam bir yaz boyunca düğüm atarak anatomik kalbi işledim. Ben düğüm atarken aslında kendi kalbimin düğümlerini çözüyor gibiydim. Sanki uzaklara bir meditasyon kampına gitmişim gibi bir hisse kapıldım. Kalbimi iyileştirmek için güzel bir yöntemdi. Hayat insana pek çok ağırlıklar yüklüyor. Bu ağırlıkları hafifletmenin tek yolu kanatları büyütmekten geçiyor. Kanatlar büyüdükçe ağırlıkların önemi azalıyor. Benim için hayatla baş etmenin yöntemi bu.